Ben çocukken, biz Almanya'dan kesin dönüş yapan bir aileyiz, ben de üçüncü kuşak olarak. Tabii Almanya'dan gelenlerin bir Mercedes tutkusu oluyor. Bende de çocukken olmuştu. Babamın bir Mercedes'i vardı ve onu satmak zorunda kalmıştı. Ben de onun arkasından baka kalıp sonra bir gün büyüdüğümde ben de alacağım deyip böyle çıldırdım. Çocukken benim bir tane Mercedes oyuncağım vardı ve onunla sürekli oynar ve rüyalarımda onu görürdüm. Onun için de mutlu olurdum. Hatta kötülüklerden onunla uzaklaşırdım. O oyuncağın sonra benzerini aldım. Sonra çocuklarımı için de büyüttüm. Ona parça alayım derken başka arabaları gördüm. Sonra insanlarla tanıştıkça ya şurada böyle bir araba var, böyle bir araba var diyerek pek değeri bilinmezken bu arabaları toplamaya başladım. Otobüs, kamyon ve kamyonet dahil olmak üzere 24 tane var. Aile önce karşı çıktı. Ya saçmalama, ne gerek var böyle bir şeye, ne yapıyorsun? Çünkü ben bir şeye başladığım zaman onun devamını getiren bir tipim. Engel olmaya çalışanlar oldu ama ben kimseyi dinlemedim. Çünkü bunu yapmak istiyordum. Kısa bir süreli bir hayatımız var ve bu da beni mutlu edeceğini düşündüğüm için buna yöneldim. Bunun sonu yok. İşin açıkçası. Ama tabii ki garajın da bir istihap haddi var. Mecburen bu rakamda durmam gerekiyor. Çünkü klasik otomobilleri dışarıda tutamıyorum. O yüzden ben de şöyle yapıyorum. Bazılarını dönem içerisinde satıp yerine bazıları yenisini koyuyorum. Bu araç benim çocukluğumdaki oyuncak aracımın aynısı. Ve rüyalarıma giren araba bu. Ve sonra ben bunu büyüyünce, büyük bir çocuk olunca arayıp aynısından bulup aldım. Ve ilk klasik otomobilim bu oldu.